Jürgen Klopp ve Liverpool. Bu ikilinin 2015 yılında yollarının kesişmesi, futbol dünyasında yeniden bir yükselişe sahne oldu. Alman teknik adamın dokunuşlarıyla o yıllarda eski halinden bir hayli uzak olan Liverpool, günümüzde dünyanın sayılı takımlarından biri haline geldi. Yıllardır beklenen Premier Lig şampiyonluğu dahil birçok başarıya imza attı bu ikili. Ancak bu etkileyici birliktelik sezon sonunda ömrünü tamamlayacak. Kulüp efsanesi Alman teknik adam artık enerjisinin kalmadığını söyleyerek sezon sonunda takımın başından ayrılacağını açıkladı. Gelin hep birlikte Klopp'un Liverpool'u kötü günlerden nasıl en zirveye çıkardığına, nasıl dünyanın sayılı kulüplerinden biri haline getirdiğine bakalım. '80'li yılların en iyi takımlarından biri olan Liverpool, İngiliz Futbol Ligi'nin Premier Lig olarak değişmesinin ardından bir süre düşüşe geçti. 90'lı yıllarda rakipleri Manchester United, Arsenal gibi takımların gerisinde kaldılar ve şampiyonluk yaşayamadılar. 2000 yılının hemen başında ise işler değişmeye başladı. Gerard Houllier'ın temellerini attığı takım, İspanyol teknik adam Rafa Benitez yönetiminde zirveyi gördü. Bu süreçte UEFA Kupası ve Şampiyonlar Ligi'nde yaşadıkları başarılarla Avrupa'nın en iyi takımlarından biri haline geldiler. İstikrarlı ve başarılı bir şekilde ilerleyen kulübün düşüşü 2010 yılıyla birlikte başlayacaktı. Aynı yıl hem takımın başında mükemmel yıllar geçiren Rafa Benitez'le yollarını ayırmaları, hem de takımın borç batağı yüzünden Fenway grubuna satılması iyi giden gidişatlarını etkiledi. Benitez sonrası Roy Hodgson ve kulüp efsanesi Kenny Dalglish'i takımın başına getirseler de, sezonları alışık olmadıkları biçimde 7. ve 8. sırada tamamlayabildiler. Bu isimlerden beklediği katkıyı alamayan Liverpool'un ilk dönüşüm sinyali Brendan Rodgers'la olacaktı. 2012-13 sezonda Rodgers ilk sezonunu adaptasyon süreci gibi geçirip 7. sırada tamamlasa da, ikinci yılı olan 2013-2014 sezonunda Luis Suarez, Gerrard ve Sterling'in öne çıktığı yılda ligi uzun bir süre lider götürmelerine rağmen ikinci sırada tamamladılar. Bu derece Liverpool'un yıllar sonra aldığı en iyi sonuçtu. Başarılı geçen sezon sonrasında takımın kilit oyuncularından biri olan Suarez'i satmaları kendilerinin en büyük hatalarından oldu. Onun yerine hem Balotelli hem de birçok yetersiz oyuncularla doldurmaya çalışan Liverpool, sil baştan oluşturduğu yeni kadroyla yeni sezonda başarısız oldu. Başarısız geçen 2014-2015 sezonu sonrasında da Rodgers'a son bir şans veren Liverpool, şans verdiği yılın da iyi başlamamasıyla birlikte teknik adamın görevine son verdi. 2015 yılının Ekim ayında Brendan Rodgers'ın görevine son verilmesi, Liverpool tarafı için farkında olmasalar da bir milat olacak. O yıl Dortmund efsanesi olan Klopp, kötü bir sezon geçirdikten sonra Dortmund'un başından ayrılmıştı ve uzun bir süre kulüp çalıştırmak istemiyordu. Liverpool yöneticileri boşta olan teknik direktör için şansını denemek istedi. Alman teknik adamla görüşme yaparak ideallerinden ve vizyonlarından bahsettiler. Bu ısrar kulübün hoşuna gitmişti. Çünkü kendisi Liverpool taraftarlarına hayrandı ve taraftarlarıyla bütünleşmiş kulüplere ayrı bir sempati duyuyordu. Bu fırsatı geri çeviremezdi. Liverpool'un teklifini kabul etti Klopp. Alman teknik adam 8 Ekim 2015 günü takıma katıldı. Liverpool'a ayak bastığı ilk gün takım 11. sırada bulunuyordu ve işleri hiç kolay değildi. İlk açıklamasında, "Yüksek sesle her şeyi başaracağım diye aykıramam ama elimden gelen her şeyi yapacağım. İnancını kaybeden bu takıma inancını geri getireceğiz. Herkes bize güvensin." sözlerinde bulunarak Liverpool taraftarlarına heyecan aşılamıştı. Herkesin kendisinden beklediği şey, heavy metal futbol lakabını almasına sebep olan Dortmund'u zirveye taşıdığı Gegenpress futbolunu Liverpool'a uyarlamasıydı. Ancak bu kendisinin kurmadığı takım için çok da kolay değildi. Bu yüzden de ilk yarım sezonunda inişli çıkışlı performanslar göstererek sezonu 8. sırada tamamladılar. Klopp önderliğinde ilk değişim sinyali henüz ilk sezonunun sonunda gelecekti. O yıl Avrupa Ligi'nde finale kadar yükselseler de finalde Sevilla'ya kaybettiler. Ancak bu başarı Klopp'un Liverpool için henüz başlangıçtı. Alman teknik adamın ilk tam sezonu olacak olan 2016-2017 sezonu için herkes çok heyecanlıydı. İlk hamle yetersiz ve gereksiz transferlerin yapıldığı sportif direktörlüğü departmanında gerçekleşti. Yeni sportif direktörleri Liverpool'da daha önce birçok görevde bulunmuş Michael Edwards oldu. Her ne kadar yeni sportif direktör o olsa da onun da CV'si pek parlak gözükmüyordu. Çünkü daha öncesinde Rodgers'la sık sık transferler yüzünden tartıştığı biliniyordu Edwards'ın. Ancak Alman teknik adamla birlikte bu durum tam tersine dönüştü. İkili beraber ve ortak hareket etti. Klopp ve Edwards'ın ilk döneminde Sadio Mane, Wijnaldum ve Karius gibi isimler takıma kazandırıldı. Ancak bu oyuncuların transferi sonrasında birçok soru işareti vardı taraftarların. Çünkü Sadio Mane henüz büyük bir takım tecrübesi yaşamamış, Wijnaldum ise Newcastle'la küme düşmüş bir isimdi. Klopp'un müthiş özgüven hamleleri sayesinde transfer edilen yeni oyuncular beklenenin aksine müthiş bir uyum sergilediler takıma. Yeni transferler aynı yıl kadronun değişilmez isimleri oldu. O yıl teknik adamın oyun planı Liverpool'a yavaş yavaş oturmaya başlayacaktı. Orta sahayı daha fazla savunma ağırlıklı isimlerden kurmuştu. Avrupa'nın olmadığı sezonda ligde iyi bir performans göstererek dördüncü oldular. Yıllardır ilk altı dışında olan bir kulüp için iyi bir başarı sayılabilirdi bu derece. Liverpool'un gerçek anlamda eşik atlamaya başladığı 2017-2018 sezonuna bakıyoruz. Alman teknik adamın
Biz Liverpool'uz. Biz normal değiliz. Olağanüstü şeyler yapmalıyız diye giriş yaptı. Ve oyunu merkezden çok kanatlardan kullanmaya başlayacağı sezon öncesi takım, Muhammed Salah, Oxlade-Chamberlain ve Robertson gibi önemli isimleri kadrosuna kattı. Akademi oyuncusu Trent Alexander-Arnold kadroya yerleştirildi. Bu yıl amaçları esas olarak uzun yıllar aradan sonra Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmaktı. Premier Lig'de sezona çok kötü bir giriş yaparak 10 maçta yalnızca 3 galibiyet alabildiler. Şampiyonlar Ligi'nde de aynı kötü gidişat devam etmiş ve ilk 2 maçta yalnızca 2 beraberlik alabilmişlerdi. Savunma zafiyetleri ön plandaydı. Ancak lige ve Avrupa'ya kötü başlanılsa da ileri hattın formu yüz güldürüyordu. Salah kendisinden beklenmeyecek derecede iyi performans göstermiş, Coutinho kendisini daha da geliştirmiş, Firmino ve Mane ise ilk sezonuna göre daha iyi duruyorlardı. Sezonun ilk yarısının bitimine kadar form tuttular ve başarılı sonuçlar elde ettiler. Ancak devre arası büyük bir kayıp yaşadılar. Takımın en önemli oyuncularından biri olan Coutinho Barcelona'nın yolunu tutmuştu. Klopp bu isim için her ne kadar takımdan ayrılma diye baskı yapsa da Brezilyalı yıldız teknik adamı dinlemedi. Alman teknik adamın ayrılığın hemen ardından çözmesi gereken başka bir sorun vardı. Savunma sorunu. Hücum yönünde iyi gözüken takım için defans hattı SOS veriyordu. Bu sebeple Southampton'dan Virgil van Dijk'i kadrolarına kattılar. Hollandalı savunma oyuncusuna verilen 81 milyon pound, kendisinin o dönem dünyanın en pahalı savunma oyuncusu olmasına sebep oldu. Herkesin bu para altında ezilip ezilmeyeceği konusunda büyük tereddütleri vardı futbolcudan. Ancak iş de öyle olmadı. Van Dijk harika bir performans sergileyerek Liverpool'un ligin en az gol yiyen takımlarından biri olmasını sağladı. Eksik parçanın tamamlanmış gibi gözüktüğü Liverpool, Avrupa özelinde mükemmel bir performans göstererek o sezon Şampiyonlar Ligi'nde tam 11 yıl aranın ardından finale yükseldi. Ancak Real Madrid'e 3-1 kaybederek finalde kupaya ulaşamadılar. Alman teknik adam Klopp maçtan sonra, "Seneye kupayı biz kazanacağız, rakibimizi şimdiden bekliyorum" diyerek ne kadar iddialı olduklarını söylüyordu. Geliyoruz Klopp'un 4. sezonuna. 2018-2019 sezonu takımın top seviyeyi gördüğü yıldı. Klopp'un 3,5 yıllık emeğinin karşılığı olarak zirveye çıktılar o yıl. Harika bir lig serüveni geçirip sezon boyunca yalnızca bir mağlubiyet almalarına rağmen olağanüstü bir performans gösteren Manchester City karşısında ikinci olabildiler. Bu ikincilik Liverpool'un son yıllarda Premier Lig şampiyonluğuna yaklaştığı en yakın andı. Avrupa'ya döndüğümüzde ise Alman teknik adam geçtiğimiz sezon verdiği sözü tutmuştu. Engebeli bir yol geçirdikleri Şampiyonlar Ligi sezonunda finalde başka bir İngiliz temsilcisi olan Tottenham'ı mağlup ederek kupayı aldılar. O yıl takımın oynadığı futbol göz kamaştırıcıydı. Mane, Firmino, Salah üçlüsü dışında Alexander-Arnold, Robertson gibi inanılmaz bekleri de vardı takımın. Büyük bir katkı yapıyorlardı oyuna. Bu iki bek aynı zamanda o yılın en iyi iki bekiydi. Bu yıldan bir sene sonra esas hikayeleri Premier Lig'de. Alman teknik adam Premier Lig maratonunda bolca eleştiri aldı. Gegenpressing oyunu oyuncuların çabuk tükenmelerine sebep oluyor durumu için bir alternatif yarattı. Bu oyuna paralel olarak aktif savunma yaparak kontrol sistemini geliştirdiler. Taktik özellikle Premier Lig'de müthiş işlerine yaradı. Harika bir tempo yakaladılar. Bu yıl salgın nedeniyle her ne kadar uzamış bir Premier Lig sezonu oynansa da bu onlara engel olamadı. İngiltere gibi bir yerde 18 maç üst üste galibiyet rekoru kırıp Premier Lig adıyla oynanan ligi tarihlerinde ilk defa şampiyon bitirdiler. Rüya değil, sonunda şampiyon olduk. Futbolcularım, şu anda bizde olmayan taraftarlar, teknik ekip, başkan ve tüm Liverpool şehri, onların hepsi birer şampiyon. Şampiyonluk sonrası yaptığı bu açıklamayla aslında ne kadar mütevazi biri olduğunu gösteriyordu Klopp. 2020-21 sezonunda Liverpool için yaşadığı sakatlıklar ve yetersiz oyuncu grubu sebebiyle işler istenildiği gibi gitmedi. Diğer sezonda ise Mane, Firmino, Salah üçlüsünün yaşadığı formsuzluğa rağmen ligi ikinci bitirip Şampiyonlar Ligi'nde finale çıkmayı başardılar. Ancak her ne kadar Paris'teki finalde Real Madrid'den üstün oynasalar da bu güzel oyun kupa için kendilerine yetmedi. 1-0 kaybettikleri bu final maçı Klopp'un Liverpool'un başında kaybettiği ikinci Şampiyonlar Ligi finaliydi. Geliyoruz geçtiğimiz sezona. Geçtiğimiz sezon Liverpool'un düşüş yılıydı. Bunun birçok nedeni vardı. Mane, Firmino, Salah üçlüsü dağılmıştı. Mane Bayern Münih'in yolunu tutup Anfield sakinlerini üzmüştü. Ancak Liverpool'lu taraftarlar onun halefi olan Luis Diaz'ın aynı performansı vereceğinden şüphe duymuyordu. Takıma bir de rekor ücretle katılan Darwin Núñez vardı. Bir sezon önce kendilerine karşı müthiş bir performans gösteren ve takımlarına katılan Núñez'in gol kralı bile olacağını düşünmüştü taraftarlar. Sezona çok kötü bir başlangıç yapıp devreyi 9. sırada tamamladılar. Yeni transferler bekleneni veremedi. Eksiklerini kapatmak adına devre arasında Hollanda'da fırtınalar estiren Gakpo hamlesi yapıldı. Ancak nafile. O da bekleneni veremezken, Mart ayında Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e elenmeleri, sezon sonunda ligi 5. sırada tamamlamaları, Klopp ve taraftarlar için büyük bir hayal kırıklığıydı. Ve Liverpool taraftarları adına kalp kırılan bu sezondayız. Yıllardır takımın kanayan yarısı olan orta saha konusunda gerçek hamleler yapıldı bu sefer. Szoboszlai, McAllister, Gravenberch ve Endo 172 milyon euro bonservisle takıma katıldılar.
Efsane kadrodan Firmino, Fabinho ve Henderson Arabistan'a gönderildi. Büyük bir kabuk değişimi yaşandı yani takımda. Bu değişimlere rağmen sezona fırtına gibi giren Liverpool, 48 puanlı Premier Lig'de şu anda lider konumda. Ancak kendileri için mükemmel giden bu sezonda, taraftarlar geçtiğimiz günlerde aldığı bir haber karşısında şok oldular. Bu sezon sonunda takımla sözleşmesi bitecek olan ve sözleşme yenilemek için büyük uğraş verdikleri teknik direktör Klopp, takımın başından ayrılacağını söyledi. Alman teknik adam ayrılığın nedenini şöyle açıkladı. "Birçok insan şok olabilir ancak sezon sonunda Liverpool menajerliğinden ayrılacağım. Artık enerjim kalmadı." Peki Klopp'un ayrılığının gerçek nedeni enerjisinin tükenmesi miydi? Liverpool'un başındayken takımının çok başarılı olduğu yıllarda defalarca hem Alman milli takımı hem de Bayern Münih düzeyi takımlarla ismi anılsa da Jürgen Klopp hiçbir zaman bu söylentilere kulak asmadı. O Liverpool'u 2015 yıllık süreçten neredeyse günümüzdeki 10 yıllık sürece kadar muazzam bir noktaya getirdi. Bu süreçte uzun süredir başaramadıkları Premier Lig şampiyonluğunu kazanırlarken Dünya Kulüpler Şampiyonası'nı, Şampiyonlar Ligi'ni, FA Cup'ı, Community Shield Kupası'nı kazandılar. İki defa Şampiyonlar Ligi finalini kaybettiklerini de hatırlatalım. Kendisinin Liverpool başında birçok rekoru da bulunuyor. 100 galibiyete en hızlı ulaşan teknik direktör olması, Anfield'da 44 maç üst üste yenilmemesi bu rekorlardan sadece birkaçı. Ondan önce takımın Premier Lig'de geçirdiği 6 yıldaki puan ortalaması 63 iken Klopp sonrası bu ortalama 82'ye yükselmişti. Muazzam bir ortalama. 2010 yılında 300 milyon poundluk değeri olan takım şimdilerde 1.8 milyar pound değere sahip. Takımın başına geldiği ilk günden verdiği sözünü tutmuştu Klopp. Liverpool şehrine ve futbolcularına muazzam bir özgüven aşılayarak takımın eski günlere dönüşünün en büyük mimarı oldu. Liverpool'un yerel lehçesini bile öğrenmiş olan Klopp için Liverpool halkı onun bir teknik direktörden daha fazlası olduğunu söylüyor. Takımda yaşattığı tüm bu dönüşümler için harcattığı para 1 milyar pound bile değildi. Yaşadığı güzel şeylerin yanında kötü şeyler de yaşamadı değil Klopp. Belli düşünceleri sebebiyle kulübe para harcatmaması, yetersiz altyapı oyuncularına haddinden fazla süre vermesi, sakat oyuncuların yerlerini devşirme oyuncularla kapatmaya çalışması ve bazı konularda takıntılı olması, Alman teknik adamın eleştiri aldığı konulardan bazılarıydı. Tabii bu eleştirilerin hepsi durumlar kötüye gittiğinde ortaya çıkan kişiler tarafından yapıldı. Sezon sonunda Liverpool'daki görevini bırakacak olan Alman teknik adam şu anda net bir şekilde takımı zirvede bırakma ihtimaline sahip. Liverpool şu anda Premier Lig'in lideri ve gerçek anlamda ayağı yere sağlam basan birkaç takımdan biri. Sezonu şampiyon bitirme ihtimalleri çok yüksek. Sezon sonunda onun ayrılması dışında Liverpool taraftarlarının en büyük korkusu Klopp sonrası yetersiz bir teknik direktör getirilmesi. Çünkü geçmişte düşüşleri bu şekilde olmuştu. Çoğu iddiaya göre kulübün teknik adam adayları şimdiden az çok belli oldu. Bir numaralı adayları Leverkusen'de müthiş bir performans gösteren Xabi Alonso. Bana göre bu isim çok doğru olur. Eski futbolcuları Klopp sonrasında tekrardan bir hava yaratabilir Liverpool'da. Liverpool ve Klopp buluşmasının büyük bir ayrılıkla biteceği bu sezon sonrası. Sizce Liverpool'un akıbeti ne olur? Hepinizin yorumunu bekliyorum.